Evet, Türkiye'den, İzmir'den dahi bir genç, Türkiye'nin en genç büyükustalarından GM Büyük Usta Vahap Şanal, Avrupa'da gerçekleşen bireysel rapid satranç şampiyonasında birinci ile eş puanda Avrupa şampiyonu oldu sevgili dostlar. İlk bu maçın analizine geçmeden önce dilerseniz Vahap'ın bu performansına bir göz atalım. Bakalım nasıl bir performans sergilemiş Vahap Şanal. Evet, gördüğünüz gibi rating 2476 şu an Vahap Şanal'ın ve turnuvada 2712'lik bir performans göstermiş. 880 elo arttırmış. Gördüğünüz gibi birinci maç 1981, ikinci maç 2194 bunları yenmiş. Dördüncü maç Marcus Gregory yenmiş. 2632 bakın yazıyor. Sonra 2812 turnuvaya birinci sırada başlayan Vladislav Artemiev'e kaybetmiş. Sonra bakıyoruz bir sürü maçı kazanmış. Zaten 7. maçtan sonra neredeyse tüm maçlarını kazanmış. Sadece sondan 2. maçı berabere kalmış. Şimdi bir tane seçtiğim maçı inceleyeceğiz. 11. maçı Perinovic Milos. Milos Perinovic maçını inceleyeceğiz. Vahap beyaz, Milos siyah. Hemen maça geçelim. Evet, Vahap görüyorsunuz yukarıda tahtada. Evet, Vahap maça E4 hamlesiyle başlıyor sevgili dostlar. Hemen hızlı bir şekilde oynatalım. Siyahlardan C5 hamlesi geliyor. At F3'e devam etmiş Vahap. E6. E6'lı Sicilya. CD5, CD4, at çarpı D4. At C6, at C3 ve vezir C7. Evet, vezirin zaten genelde C7'ye çıkıldığını söylemiştik. Burada direkt at B5 hamlesi çalışmıyor. Eğer böyle bir hamle yaparsanız vezir B8'e çekiyorlar. Sonra A6 oynanacak. Bu at D6'ya giremediği için mecburen kaçmak zorunda kalacak. Fil E3 oynamış Vahap Şanal. Siyahlar artık A6'yı oynamış. Fil D3 taşlarını hızlı bir şekilde geliştiriyor Vahap. At F6, kısa rok ve burada siyahların çok ilginç bir hamlesi var. Burada bakalım bir videoyu durdurun bulabilecek misiniz siyahların ilginç hamlesini. 8 nokta yazın ve siyahların ilginç hamlesini bulmaya çalışın. Evet, siyahlar H5 oynamış. H5 hamlesi ilginç bir hamle. At G4 gelip buradan mat saldırısında bulunacak. Örnek veriyorum herhangi bir hamle yapalım A3 gibi. At G4 gibi bir hamle var. Şimdi G3 falan oynarsak E3'teki fili alacak. H5 niye oynadı derseniz de at G4'e bakın vezir G4 alabiliyor. Bu sebeple atı korumuş oldu H5 hamlesiyle. Vahap H3 oynamış. At G4'ü kesmek istemiş. Gayet mantıklı bir hamle H3 hamlesi. B5 hamlesiyle karşılık vermiş siyahlar. Vezir kanından gelmeye çalışıyor. Gayet mantıklı. Vahap sonuçta merkezde üstünlüğü elde ediyor. Elde eden taraf ve siyahlar hemen bebek sürüşüyle buradan karşı oyun yaratmaya çalışıyor. At C6, vezir C6 ve fil E2. Şimdi C6'daki vezir biraz böyle bir açıkta kalmış gibi duruyor ama beyazlar hemen buraya saldıramıyor. Belki beyazlar müsait bir zamanda A4 sürerek burada zayıflık yaratmaya çalışabilir ya da merkezden gelir F4, fil F3, E5 sürüşleriyle. İlginç bir oyun bizi bekliyor olacak. Vezir C7 geri kaçmış siyahlar. Burada file 7 gibi bir hamleyle de devam edebilirdi ama buna çok ilginç bir devam yolu var. O da E5. Bakın kale ve vezir bu çaprazda olduğu gibi olduğu için beyazlar her an fil F3 gelip buradaki kaleyi almak isteyecek. Bu sebeplerle vezir C7 kaçmış siyahlar. Vezir D4 mantıklı bir hamle. Fil C5'i de kesti. Mesela örnek veriyorum A3 ile bekleyelim. Burada siyahlar fil C5 gibi bir hamle gelebilirdi. Bunu engellemek adına vezir D4 geldi. Bakın siyah kaleyi de kontrol etti. Vezirle fil bu çaprazdan bayağı bir üstünlük elde etmiş oldu. Siyahlar fil B7 ile gelişmeye devam etti ve Vahap artık burada nasıl devam etmiş olabilir? Videoyu durdurup düşünün bakalım. 13 nokta yazıp Vahap'ın hamlesini bulmaya çalıştım. Evet, Vahap burada E5 oynadı sevgili arkadaşlar. E5 ile birlikte alan kazanmaya devam ediyor Vahap. At D5 geldi siyahlar. At alır D5, fil alır D5 ve burada D5 ve burada Vahap'ın bence çok güzel bir hamlesi. Stratejik olarak plansal açıdan oynanması gereken bir hamle. Bir kere daha videoyu durdurun ve 15. hamleyi bulmaya çalışın. Beyazlar burada ne oynamış olabilir? Evet, A6 ve 5 sürüşlerini her zaman dikkat etmemiz gerekiyor beyazlarla. Siyahlar burada alan avantajı elde etmiyor gibi duruyor ama buradaki piyonlar her zaman bakın beyaz fil tarafından saldırıya uğrayabilir. Bu sebeplerle Vahap burada A4 oynamış. Şimdi B4 falan sürerseniz C4 sürüşleri var. Şimdi B çarpı A4 almış siyahlar. Vahap yine C4 sürmüş. Buradaki filden kurtuluyor gördüğünüz gibi. Fil C6. Fil D1. A4'e saldırıyor. A3. B çarpı A3. Fil E7. Vahap'tan güzel bir hamle. Fil C2 hamlesi. Buradaki fili bu çaprazda kullanmak istiyorum. Ve siyahlar F5 sürmüş.
F5 sürüşüne VAP sizce nasıl devam etmiştir? Bir kere daha videoyu durdurun ve 20. hamleyi bulmaya çalışın. 20.0. Herkes yorum kısmına bunu yazsın. Evet. Beyazlar burada E alır F6 almış. Siyahlar G alır F6 alınca da fil G6 aşağı içeri girmiş VAP şanam. Şimdi artık rok bozulmuş oldu. Şah F8 oynamış siyahlar. Artık ben roku bozdum diyor ve fil E4'e geri gelmiş VAP şanam. Bu veziri eğer filler kesilirse vezir E4'ten hem kareyi saldıracak hem de G6'ya sızıp fil H6 ile buradan kalite kazanabiliriz. VAP'ın bu tarz planları var. Şah F7 oynamış siyahlar. Kale A1 VAP'tan. Kale AG8. Fil C6, vezir C6 ve F3. Çünkü C6'daki vezir bakın G2'den mat tehdidinde bulunuyordu. VAP aslında buradaki tehdidi kesmiş oldu. Şimdi D7'ye bir baskı var. Siyahlar D6 sürmüş ama bu sefer E6 karesi zayıf unutmayın. Kale B1 açık hattı hemen kullanmak istemiş VAP Şanal. Siyahlar kale B8 gelmiş. Kaleleri keselim diyor. Evet, kale B8'e beyazlar vezir D3 ile devam ediyor. B1'deki kalesini korumaya devam ediyor. Siyahlar F5 oynamış. Buradaki piyon sürüşleri her ne kadar merkezde önemli kale tutuyormuş gibi gözükse de sonuçta her bir sürüş siyahın başka bir noktasını zayıflatabilir. O yüzden dikkatli olmakta fayda var. Fil E4 oynamış beyazlar. Kale çarpı B1, kale çarpı B1, kale C8. Buradaki fil çok klas bir fil. Bayağı kuvvetli. Her yere bakıyor gördüğünüz gibi. Önemli bir taş. Kale C1, C4'ü tuttu VAP. Fil G5. Siyahlar gelmeye çalışıyor. VAP kale C2 ile bekleyen şey fil F4. F4'teki fil de bu sefer tehlikeli oldu. Özellikle beyaz şey için. Vezir B3. B6'nın kontrolünü ele geçiriyor VAP. D5 sürüşü siyahlardan. Ve VAP C5 sürmüş. Burada bir geçer bir elde ettik. Beyazlar olarak. B6 da elimizde. Ama siyahların da E5 sürüşleri belki tehlikeli olabilir duruma göre. Bakalım oyun nasıl devam etti. Kale B8 oynamış siyahlar hattı alabilmek için. Vezir D3. Kale B1 şah. Şah F2. Ve burada bu sefer siyahların hamlesini bulmaya çalışalım. Siyahlar sizce nasıl devam etmiştir? 35 nokta yazıp siyahın hamlesini bulmaya çalışın sevgili dostlar. Evet, siyahlar burada H4 oynamış. Bakın şahı kısıtlamaya devam ediyor. G sürüşünü de engellemiş oldu siyahlar burada. Vahap şah E2 oynamış. Siyahlardan şah G6 hamlesi ve Vahap fil F2 çekmiş. Hem H4'e saldırıyor hem buradaki çaprazı boşalttı. Belki veziri D4'ten H8'e gelecek. Arkalarda kullanmaya çalışacak. E5 sürüşü siyahlardan. Bu çapraz da iyice kapandı. Kale D2 oynamış Vahap. Kale D2 aslında çok güzel bir hamle. Keşke siz sorsaydı. Şimdi fil D2 alamıyorsunuz arkadaşlar. Vezir çarpı B1 var. Buradaki file saldırıyor. Fil kaçınca aşağı sarkabiliyor. Kale C1 kaçmış. Şimdi artık B6'ını ele geçirdi Vahap kale B2 ile. Ve siyahlardan E4 hamlesi. Ortalık karışmaya başladı. Vezir D4 oynamış Vahap Şanal. Burada vezir E8 oynamış siyahlar ama siyahların çok daha güzel bir devam yolu vardı. Videoyu durdurup bulmaya çalışın bakalım. 40. hamle siyahlar nasıl oynamalıydı burada vezir E8 yerine. Evet. E çarpı F3 gibi bir devam yolu vardı. E F3, G F3, vezir E6 şah. Şimdi bu şah nereye gidecek? Yani gidecek pek yer yok. Eğer E1'e giderseniz fil E3, vezir E3, kale E1 arkadan feda ediyoruz. Bakın göstereyim. Fil çarpı E3, vezir çarpı E3. Kale E1 kaleyi feda ediyoruz. Alınca vezir alıyoruz. Böyle bir seçeneğimiz var. Şimdi şah D3 falan kaçmaya kalkarsa bu sefer de kale D1 var. Bu sefer vezir düştü. Siyahlar böyle oynamamış. Vezir E8 gelmiş. Vahap kale B6 direkt aşağı inmiş. Şah H5'i de vezir D5 almış. Şimdi F3 alınırsa eğer şah çarpı F3. Şah burada hani açıkta gibi gözükse de gayet güvende. Herhangi bir tehlike yok. Siyahlar kale C2 şah çekmiş. Vahap şah F1 oynamış. Siyahlar bir kere daha şah çekmiş. Vahap bir kere daha şah F2 oynamış. Gitgeller yapılmış. Kale C2 şah F1. Kale C1'e ve Vahap güzel hamleyi bulmuş ve fil E1 kapatmış sevgili dostlar. Fil E1'e vezir F8 oynanmış. Kale çarpı E1 hamlesine bakalım. Bu alınabiliyor muyum? Şah E1. E çarpı F3 hiçbir şey olmuyordu arkadaşlar. Kale E6 kapatabiliyorduk. Böyle F2 şah çekerse de böyle alıyoruz. Bir şey yok. Vezir F5 alacağız. Neredeyse mat edeceğiz. Bu sebeple burada vezir F8 oynamış. F5'i de koruyor siyahlar. Vahap vezir E6. Şimdi vezir G6'dan mat istiyor. Kale çarpı E1. Şah çarpı E1. Fil G3 şah çekmiş. Şah F1. Şah G5. Ve burada Vahap güzel bir numarayla oyunu sonlandırmış. Sizce nasıl bir sonlandırma yapmıştır Vahap Şanal? Düşünün bakalım. 50. hamle diye yazın yorum kısmına, yorumları göreceğim. Evet, Vahap burada vezir G6 şah çekmiş. Siyahlar şah F4 kaçınca da vezir D6 şah çekmiş.
ve siyahlar terk etmiş. Çünkü D6'daki vezir hem vezir siyah veziri tehdit ediyor hem de şah çekiyor. Vezir D6'ya CD6. Artık buradaki vezirin engellenmesi mümkün değil. Mesela şah G5 gibi bir hamle yapın. D7'ye de fil C7 çekebilirsiniz. Ama bu sefer de file saldırır. Mesela kale C6. Fil D8'e de kale D8. Yani herhangi bir sıkıntı kalmadı. Mesela fil E'de oynayalım. Böyle geleceğim. Vezir çıkacağım. Ya da direkt de vezir çıkarım. Kale önünde kalırım. Artık konum terk. Evet. Vahap Şanal Avrupa'da eş puanla şampiyon oldu. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorum kısmına yorumlarınızı bekliyorum. Vahap'ın bir maçında analiz edeceğiz. Aynı turnuvada mücadele eden Cem Kan Gökarkan ve Bahadır Özen de çok güzel performanslar sergiledi. Onların da belki maçlarına yer veririz. Yarın başka bir videoda görüşecek. Hoşçakalın efendim.